Şimdi arkadaşlar bir gündem meseleleri var yine elhamdülillah. Yine ortalığı biraz karıştıralım. Bayağıdır ortalığı karıştırmıyoruz. Ya Allah aşkına şurada ayet okusan da, hadis okusan da, insanların faydasına bir şey konuşsan da işte aha yine çıktı bunlar Hüseyin yine bak ortalığı karıştırdı. Karşımızdaki zihniyet nasıl biliyor musun? Öyle bir zihniyet var karşımızda. Dünyanın en mükemmel işini yap. Yine arkadaşım adama yok abi. Niye? Çünkü adam sana böyle bir kin nefret besliyor ki kalbinde sana karşı böyle bir kin var. Aşamıyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu onun kalbini mühürlemiş. Sakallı görünce dayanamıyorum diyor ya. Aynen böyle ya. Bu ne kardeşim diyor. Şuraya bak diyor ya. Sakallılar, cübbeliler. Bu ne kardeşim diyor ya. Başındaki ne diyor ya. Burası diyor layık demokrat bir ülke diyor kardeşim. Çıkar o başındakini diyor. Adam dayanamıyor. Kadın katlanamıyor. Bugün ehli sünnet tehdit altında. Vahabisi, Selefisi, IŞİD'cisi, DAEŞ'cisi, neydi belirsiz terör örgütleri ortaya çıkmış. Ne mal olduğu belli olmayanlar. Sosyal mecralarda sayılar artıyor giderek. Evet, gizliden gizliden alttan alttan sosyal medyada, sosyal mecralarda çoğalıyorlar. Fitneciler, fesatçılar. Geçen Mevlüt Kandili'nde biraz bahsettim. Detay vermedim. Onu konuşacağım. Geçen söyledim. Cübbeli Ahmet Hoca'nın Mevlüt gecesi sohbet ilanında ne yazıyordu arkadaşlar? Sohbetten sonra işte Şahri Şerif suyu verilecektir, lokum verecektir. Birkaç böyle ikram yapılacaktır diye. O paylaşılan şeyin lokum dağıtılacaktır kısmını kırpmışlar. Ondan sonra Cübbeli Efsunlu okunmuş lokum dağıtarak insanları kendine bağlıyor. Abi ya. İyice adam büyücü yaplar ya. Muhabbetlere bak. Neymiş? Söyledikleri şey şu. Cübbeli Ahmet Hoca o 9000 tane lokuma okumuş üflemiş. Gelen kapıdan gelen herkesi kendine bağlamış. Ya arkadaşlar. Yani şunu söylüyorum. Gerçekten öyle İslam düşmanları var ki ülkede. Bir adama iftira atmak ne kadar kolay bu ülkede biliyor musun? Dünyanın en kolay iftira atılan ülkesi bu ülkedir. En kolay, en basit. Bir adama iftira atmak istiyorsan Türkiye'ye gel kardeşim. Twitter var, Facebook var, TikTok var, Instagram var. Bir paylaşıma bakar. Altta sazanlar hemen atlar. O demek öyle ha. Cübbeli lokumlar okumuş, efsunlamış diyor. Vay anasını ya. Arkadaş, ben adamı 38 senedir tanıyorum. Ne efsunlandık, ne büyülendik, ne lokumunu yedik, ne bir şeyini yedik. Allah için seviyoruz. Yani bu nedir? Hiç işi gücü yok mu adamı? Milleti mi efsunacak ya? İyice büyücü yaplar adamı ya. Peşine bugün yine Twitter'da Cübbeli Hoca'nın yine haberleri dönmeye başladı. Bu İsmail Saymaz denen, ona söylüyorum İslam düşmanı. İsmail Saymaz İslam düşmanıdır. Evet. Bu en son bize atılan iftirada üzerime de çok geldi. Ben de ona aynı şekilde iade ediyorum bu söylediklerini. İsmail Saymaz İslam düşmanıdır. Cübbeli Ahmet Hoca İsmail Saymaz'ı evine davet ederek bir röportaj yapmışlar. Ve bu röportaj yine birilerini bayağı bir zoruna gitmiş, birilerini kudurtmuş ki Twitter'da bugün akşama kadar TT olan şeylerden biri Cübbeli'ydi. Böyle cübbe, hashtag Cübbeli yazmışlar. İçine giriyorsun. İşte şunu şununla görmek istemeyen Cübbeli İsmail Saymaz'ı evine kabul etti. Bu İslam düşmanının Cübbeli Hoca'nın evinde işine. İslam düşmanının Cübbeli Hoca'nın evinde işine. Ben sana bir söyleyeyim. Ben bugün kendi adıma konuşurum. Bugün bir tane İslam düşmanı şuraya gelse ben onunla konuşurum. Niye? Hakkı hakikati yüzüne söylemek için. Ben size yıllardır söylüyorum. Bak bu mevzudan hariç. Eskiden de söylüyordum. Beni bugün Halk TV'den çağırmasından umurumda değil. Çağırsalar da fark etmez. Ben giderim abi. Niye giderim? Çünkü diyorum. Onların suratına hakkı haykırmak lazım. Peki. Bir ehli sünnet hoca onların kanalına çıkıyorsa bir bozuk adam bizim kanalımıza niye çıkmasın? Bozuk adam bizim kanalımıza çıkamaz. Niye? Bozuk adam bizim kanalımıza niye çıkamaz? Çünkü bir bozuk adam biz burada konuk edersek ne derler beni sevenler? Ha demek ki bu adam düzgün biri ya da bu adam düzelmiş. Demek ki hoca da bunu işte falan kim olursa herhangi bir hoca bunu kanalına çağırmış ya da işte evine çağırmış ya da böyle yapmış, şöyle yapmış, şuraya davet etmiş. Ama bu adam İslam adına bir şeyler konuşuyorsa bu yapılmaz. İsmail Saymaz'ın İslam'la uzakta yakın alakası var mı? Yok. Bu adam
Cübbeli Hoca'yla 10 saat röportaj yapsa millet haşa dinini falan mı değiştirecek? Yok. Ha desen ki bir papaz çağırmış evine ya da ne bileyim bir misyoner çağırmış evine ya da bir bidat ehlini evine çağırmış onunla muhabbet sohbet ediyor desen gam yemeyeceğim. İsmail Saymaz sabaha kadar Lale Gül'de konuşsa ya da başka bir de konuşsa kime ne ya? Kim takar? Ama bir bidat ehlini sen buraya çağırıp konuşursan derler ki demek ki bu adam düzgün ki bak Hüseyin'in yanına gelmiş ya da işte Cübbeli'nin yanına gelmiş derler. Ha bu adam demek ki bizden derler abi. İşin Türkçesi bu. Ama ben çıkıp onların kanalında konuşurum. Onların suratını hakkı haykırırım kardeşim. Onlar demez ki ha Hüseyin demek ki solcu olmuş demezler. Hayatta demezler. Onlar direkt küfür eder. Bunun ne işi var lan burada? Mesela bak solcu sayfalar sürekli beni paylaşıp küfür ettiriyor bana. Sürekli maksatları bu. Adam resmimi koyuyor altına küfür ettiriyor biliyor musun? Şey hobisi olmuş. Altındaki yorumlar. Bu adamı niye paylaşıyorsunuz? Bu adamın burada ne işi var? Yazıklar olsun. Bu adamın reklamını yapıyorsunuz. Bak görüyor musun? Solcuları görüyor musun? Ne güzel söylüyorlar. Hakikaten ne güzel söylüyorlar. Bu adamın burada ne işi var diyorlar. Çünkü ben orada sohbet anlatıyorum. Onların kafasını karıştırabilirim. Anladın mı mevzuyu? Bak bununla alakalı Cübbeli Hoca'nın bir tane hatırası var. Mescide bir tane ajan yolluyorlar. Adam en son mescidi terk ediyor ki az daha Müslüman olacaktım diyor. Biraz daha kalsam Müslüman olacaktım diyor ya. Sen ne zannediyorsun? Allah Allah. O yüzden kardeşler Cübbeli Hoca'nın da İsmail Saymaz'ın ne işi var? Hiç sıkıntı yok çünkü İsmail Saymaz da pirin peşinde. Reyting peşinde. Cübbeli Hoca reyting adamı. Çağırdığın zaman reytingler fırlıyor. Yazmışlar Cübbeli'nin diyor polis korumasıyla ne işi var diyor. Lan oğlum. DAEŞ'in hücre evinde, DAEŞ, IŞİD'in hücre evinde Cübbeli Hoca'nın evinin planları ve drone'la bombalı saldırı projesi çıktı. Ya Allah aşkına bu atıp tutanların bir tanesini böyle bir haberse sokağa çıkmazlar ya. Sığınakta yaşarlar. Sığınakta yaşarlar. He, soruyorlar hemen sazanlar. Sen avukatı mısın? Değilim ama avukatıyım. Resmi olarak değilim. Ben Allah için konuşuyorum kardeşim. Sen adam akşama kadar yalan iftira yaparsan. Bir de niye savun? Bak şunu da söyleyeyim özellikle. Cübbeli Hoca'yı ben niye savunuyorum? Özellikle şunu söyleyeyim. Aynı adamlar bana da küfür ediyor. O yüzden. Tabii. Bakıyorum sayfalarına giriyorum. Böyle bir iki kere böyle aşağı kaydırıyorum. Bakıyorum aynı adam bana da küfür etmiş. Aynı adam bana da hakaret etmiş. He diyorum tamam. Demek ki Cübbeli Hoca'yla aynı saftayız. Bunlar karşı safta. Rabbim Celle Celal bunların şerrinden bu ülkeyi muhafaza etsin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celal nerede ehli sünnet hoca varsa sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler versin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker ve tu